Bu tayfa markete geldi ama biri şurada. Çok yorulduk. Evet, fit tatlı yapacağız, o yüzden malzeme alacağız. Ama yokuştan çıktık. Eziyet, eziyet. Şimdi fıstık ezmesi aldım. Hatta Gayes Life hesabımda var orada. Böyle fıstık ezmeli, ballı, çikolatalı bir tarif. Onu yapacağız. O yüzden ilk almamız gereken şey fıstık ezmesi. Evde bal ve çikolata var. Fıstık ezmesinin yanında şimdi bir de pirinç almamız lazım. Pilavlık pirinç. Aynen, hangisini almak lazım? Osmancık al o zaman. 1-2 lira yeter herhalde. Bu tamam işte, Osmancık yazdı ellediğin. Pirinç. Başka almamız gereken bir şey var mı bilmiyorum. Kamerayı açmadan sadece 3-4 saniye önce marketin ışıkları söndü, kapandı. Bir an korktum. Böyle şeyleri bu ara bir çekiyor gibiyiz. Aynen. Ama nazar diyorum. Sadece nazar. Bir de şimdi çikolata almamız gerek. Bitter çikolata. Çünkü şey yapacağım, böyle hurmalı, Antep fıstıklı, Züber tatlı gibi ama üzerine böyle çikolatayla, erimiş çikolatayla kaplayıp onu donduracağım. Onu Instagram'a paylaşacağım. Çünkü bu tarifi Instagram'da paylaştım. Instagram'a uzun zamandır tarif paylaşmıyorum. Umarım sesim geliyordur. Evet, eve geldik. Şimdi ben Edith'in başına oturdum şurada. Evi çok fazla göstermek istemiyorum. Ev turu çekeceğim çünkü ama aşırı içmesinde annemler yapıyorlar. Annem perdeleri yıkadı taktı. Teyzem mutfağı tekrardan temizliyor. Kuzenim bilet alıyor. Onlar Tekirdağ'a gidecek. Sonra ben de gideceğim 2 gün sonra. Çünkü orada kuzenimin nikahı var. Şimdi de şöyle, bu videoyu izlemiş olacaksınız zaten. Bir önceki video olacak. Ev taşıma vlogunu editliyorum. Burası böyle çok tatlı bir köşe oldu. Ev hediyesi almak isteyenlere duyurulur. Bitkilere çok açıyorum. Bence en güzel hediye kesinlikle bitki olacak benim için. Bizimkiler de burada oturdular, beni izliyorlar. Gayet keyifli gidiyor. Sizin için de 2 tane fit tatlı tarifim var. Bir tanesini daha önce Instagram'da yapmıştım zaten işte. Yulaf, bal, çikolata ve Hindistan fıstık ezmesi. Onu Instagram'da yapmıştım, onu videoda yapacağım o yüzden. Instagram'a da aynı hurmalı, Antep fıstıklı, çikolatalı böyle Züber bir bar yapacağım. Çok güzel olacak. Onu Instagram posturu yıl sonra katacağım çünkü. Ve bugün Instagram'da bir çekiliş başlatacağım. Eğer videoyu yeni izliyorsanız muhtemelen çekiliş şu an devam ediyordur. Bir tarzı, Xiaomi'nin akıllı tarzından bir çekiliş başlatacağım. Kör de burada görüyorsunuz. Kör, miniyim. İleride körü gösterir misin bize be? Kör. Kör kendisini gösterdi. Çünkü ben böyle çok şöyle. Kör mi diyorum. İleride ve Zümra çok fazla körü elleyemiyorlar. Biraz korkuyorlar, teyzem de öyle. O yüzden korkmak değil de böyle bir... Böyle elliyor. Garip geliyor. Ama uzaktan elliyor. Aynen. Ben bu zaten uzaktan severim. En güzeli. Uzaktan sevmeden en güzeli sanırım. Şimdi ben edit yapmaya devam ediyorum. Sonrasında size fit tarif yapacağız ve ev devam ediyor. Bak, ev hala bu arada çok dağınık. Bir dakika, size şu kısmı da göstereceğim. Bir dakika. Tabi burası çok görünmüyor da. Şöyle dağınıklık devam ediyor. Bu yukarı çıkacak. Bu mutfağa gidecek. Bu şekilde. Şimdi yulaf koydum şöyle buraya. Bir yandan da reels çekiyorum. O yüzden hangisini yapacağımı şaşırdım. Bizim kızlara verdim kamerayı. Buradan da reels çekiyorum. Şimdi içerisine birazcık şöyle hurma koyacağım. Bunu da Metro Market'ten almıştım. Şöyle kiloluk. Bittikçe alırım. Ve bu evim de Metro Market'e yakın, mutluyum. Şöyle görüyorsunuz. Biraz bundan 2 kaşık falan koyacağım. Biraz daha alacağım şimdi. Şöyle. Yavaş yavaş karıştıracağız. Şimdi görüyorsunuz yulafla hurma birbirine karışıyor. Birazcık zor gibi oluyor ama oluyor. Bunlar böyle ikisi hazır. Hatta birazcık falan hurma koymayı düşünüyorum. Çünkü biz birazcık çok kişiyiz. Birazcık arttırmakta fayda var. Yulaf biraz daha fazla olsa iyiydi. Ama elimizde olanlar, aslında içine birazcık ceviz koyabilirim arttırmak için. Şimdi buradan birazcık ceviz aldım. Ceviz koydum. Bu cevizi öğüteceğim ki bu da yulaf yerine kullanacağım yani. Şimdi onu fıtır fıtır yapalım. Yulafın eksik olan kısmını bu tamamladı. Sadece içine biraz daha yulaf... Yok, tam iyi. Şimdi tam iyi. Şöyle içine fıstık ezmesi koydum. Şöyle katlıyorum. Tekrar devam böyle. Hops. Şöyle. Sonra hop buraya. Evet. Şöyle çikolatanızı görüyorsunuz, erittim. Ben hatta Zümracığım seni şöyle alalım. Bir tanesinin üzerine çikolata koydum. Şimdi bir yandan reels çekiyorum. Şöyle diğerlerin üzerine de çikolatamızdan hops yapıyoruz. Sonra bunu buzluğa koyacağım. Birazcık donacak çikolatası üzerinde. İnanılmaz lezzetli bir şey olacağını eminim. Bayağı uydurmasyon yani. Gayet tatlısı diyebiliriz buna. Evet,
kamerayı en son ne zaman elime almıştım bilmiyorum ama en son fit tatlı yapıyordum. Dün fit tatlı yaptık, onu çayla sohbet ederek yedik falan derken akşam da bayağı muhabbetle geçti. Şimdi teyzemler bugün gidiyor, yarın biz gideceğiz Tekirdağ'a. Onlarla böyle gitmeden bir video açayım dedim. Onlarla küçük bir sohbet edelim istiyorum. Şimdi hemen size şöyle sağ baştan gösteriyorum. Bir dakika. Evet, Zümra. Zümra'yı zaten diğer videodan biliyorsunuz. İlayda, o ikisinin annesi, teyzem, meşhur teyzem, asansörde diye bayılan kardeşim, annem. O ikisi çıkmamışlardı, onlar temizlik yapıyorlardı. O yüzden bugün onlar da çıksın istedim çünkü geçen videoda yoklardı. Ama asıl evin yapı taşları onlar, çünkü evi onlar adam ettiler. Buradan tekrar teşekkür ediyorum size. Nasıldı kısa İstanbul tatiliniz? Evet, birazcık temizlik de geçti ama genel olarak nasıldı? Birazcık temizlik mi? Bayağı bir temizlik arkadaşlar. Yani. Evet. Yani evdeydik ki zaten bir yere çıkmadık. Sadece bir evin önü yaptık geldik. Evet, o da 2-3 saat ve hava çok soğuk. Gitmişiz, bir daha hiçbir yere çıkamayacakmışız aynen, zaten. Aynen. O da şansların o gün hava çok soğuktu. Evet. Aynen. Ama bir dahaki de inşallah bunun acısını çıkartırız. Evet. Evet. Şimdi evi temizledik. Karantinayı çok güzel geçirdik ama. Evet. Son 2 gündür karantinadaydık ve çok doldurduk. Ve benim evde geçirdim. Televizyon yok. Evet. Sadece muhabbet ederek geçirdik. Yani maşallah diyeyim, muhabbetimiz hiç bitmedi. Aynen. Hiç bitmedi. Hatta şey diyoruz, daha gitmeseniz mi acaba hani? Evet. Tekirdağ'dan erken mi dönseniz? Hiç sıkılmadık. Çok güzel geçti günlerimiz. Evet. Bir dahakine gelip bir hafta kalacaklar. Tekirdağ'da 2 gün kalacaklar. Aynen. Burada onda mesaj yerine ulaşmıştı. Burada Orhan abicim sana selamlar. Aklında olsun. Sen de 2 gün kalacaklar. Evet, var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Her şey çok güzeldi. Evet, her şey için sana teşekkür ederim. Evet. Sizi çok güzel ördünüz. Aynen. Evinde güler yüz, huzurlu, mutlu, muhabbetin versin. Neşen. Evet, televizyonu yaratmadı bize. Teşekkür ederim, o sizin tatlınızı. Kimin kızı acaba? Acaba. İkisinin işte. Bu da teyze, anne yarısı diyorlar ama direkt anne aslında o da. İkisi de. Evet. Öyle. Teyzesinde emeği çoktur onda. Tamam. Öyle. Allah yolunu açık etsin inşallah. Öyle çok mutluydum açıkçası, ailem geldi. İçine gitmelerini çok da istemesem de şu anda. Ama söz verdim 2-3 ayda bir, en azından 3-4 ayda bir gelecekler. O yüzden benim de içim rahat. Hem onlar bir daha gelene kadar ben de evi tamamlamış olurum diye düşünüyorum. Tekrardan elinize sağlık diyorum. O zaman nikahta görüşürüz. İnşallah. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. El sallayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Zümra. Görüşürüz. Yarın geliyoruz zaten. Hadi bay bay. Evet, misafirlerimizi gönderdik. Yarın da biz gideceğiz. Sonra ertesi gün ben geri geleceğim. Evet. Gerçekten rezil ve inanılmaz yorgun bir hafta sonu beni bekliyor. Ve hepimizi bekliyor aslında. Yani bakalım nasıl olacak. Şimdi markete gidiyoruz annemle. Bugün pazar, yasak var. Evin yakınlarında nerede market var onu da bilmiyorum. Bir tane var yukarıda ama çok yokuş tırmanıyoruz. Yokuşa uğramadan nasıl gidebiliriz ona bakıyoruz. Öyle. Akşam ne yemek yapacaksınız? Akşama bugün kabak yapacağız. Makarna yaparız. Yoğurdumuz var. Hı hı. Yaparız canımız ne istersen. İyi bakalım. Tamam. Görüşürüz evde. Görüşürüz. Köşeye bakmadan edemiyorum ama gerçekten evin en sevdiğim köşesi oldu ki daha çok az bitki var. Buraya böyle biraz daha bitkiler, buraya tablolar geldiğinde inanılmaz güzel olacak. Zaten burası da gri olacak biliyorsunuz. Naz körle oturmaya devam. Kör, misafirliymiş gitti. Misafirliymiş gitti anneciğim. Oy, balım balım. Annemle de markete gidelim demiştik ya arkadaşlar. Evin yokuşunu çıkarken dedik ki gerçekten almaya değer bir şey var mı? Niye markete gidiyoruz? Dedik ki gitmesek mi? Annem de getir, o kadar alıştı ki diyor ki olmadı getirden söyleriz dedi. O yüzden market iptal oldu. Biz de eve geldik şimdi oturuyoruz. Naz ders çalışacak. Ona birazcık ders anlatacağım. Ben de şu kitabımı okumaya devam edeceğim. Çok fazla okuyamadım işe başladığımdan beri. Hani normalde şimdi çoktan biterdi. 2 haftadır elimde sürünüyor kitap. Bu insanın anlam arayışı. Şöyle odaklayayım sizin için. Buna da şey, bu Nazi kampında, toplama kampında bir tane psikiyatri doktoru var. Onun oradaki zorluklara nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Oldukça güzel bir kitap. Çok az kaldı benim zaten. Şu an güzel gidiyor. O kadar karma çorban bir video oldu ki bunun farkındayım. Yeni bir videoya başlayacaktım. İşte zayıflama, yaz geliyor falan, böyle yaza hazırlık tarzında. O videoya başlamadan önce dedim ki bu videoyu bitireyim. Bir videom var sonuçta. Onu bitireyim ve bugün editleyeyim. Akşama yayınlayayım. Bu hafta içinde de o yaza hazırlık videosu gelsin arkası. O yüzden birazcık dağınık. Tatlı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim.
Bu videoda da ailemle evimi taşıdık, onlarla vakit geçirdim, sohbet ettim, ailemle tanışmış oldunuz. Evime yerleştim, bir hafta oldu artık taşınalı. Sadece gardırop, yemek masası vesaire kaldı ama dediğim gibi fuzuli şeyler bir gardırop hariç. Gardırop da bu hafta içinde gelecek. Ev turda yani bir sonraki ay gelebilir muhtemelen çünkü eksikler var ve böyle tam olsun istiyorum işte buraya böyle masa falan. Onu anlatmıştım zaten bir önceki videoda da, onu da buralara bir yere koyayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatıma ortak olmak isterseniz abone ol tuşuna basmanız yeterli. Yorumlarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.